El mübtede u mübtede kısmani iki kısımdır. İki kısım dambedel, Zahirun zahir ve muzmerun zamir. Mübtede ya zamir olur ya da zamir olmaz. Kale. Şöyle demiş idi. Vel mübtede u mübtede nedir? Kısmani iki kısımdır mübteda iki kısımdır derken bile mübteda haber yapmış. Yani mübteda kelimesi cümleden nedir? Mübtedadır öge olarak mübteda bu. Hem lafız mübteda kelimesi hem de cümle öge olarak mübteda bu. Kısmani de haber. Zahirun ve muzmerun demiş idi. Fe zahiru zahir nedir? Ma o şeydir ki tekaddeme geçti. Ne geçti? Zikruhu onun beyanı. Konusu yani açıklaması daha önceden geçmiş idi. O yüzden ona değinmeyecek. Ve muzmeru zamir ise isna aşara on iki dir. Vehiye o zamirler nelerdir? Tabi dikkat edilmesi gerekiyor. Zamir on ikidir derken başka hiç zamir yok demiyor. Ne demek istiyor? Bak diyor bir sürü zamir olabilir ama şuradaki 12 tane zamir mübteda olarak kullanılır. Bunun dışındaki zamirleri mübteda olarak göremezsin. Mübteda olarak kullanılabilen zamirler bunlardır. Yoksa hiç başka zamir yok demek değil elbette. Vehi onlar nelerdir? Ene. Ene nedir? Bir zamirdir ve mübteda olarak kullanılır. Ene zamiri her zaman mübtedadır mı demek istiyor? Yo, ene zamiri fail de olur. Duruma göre bu işler. Mesela işte en suru. En suru nedir? Fiildir. Fiil muzari. Faili ne? Gizli zamir ene. Demek ki her ene müpteda olmaz. Bu ene nasıl bir ene olmalı? Bu ene gözünde görebildiğin bir ene ise. Yani en surudaki ene gibi gizli ene değil de cümlede görebiliyorsan. Mesela nasıl? En'e işte ben neyim? Katibun. Ben bir yazarım demektir. Buradaki en'e ne olur? Fail olamaz. Nedir? Müktedadır. Niye fail değil? Çünkü en'e nerede fail olur? Gizli zamir olursa bu en'e yani yazılmazsa o zaman fail olur. En soru da gizli zamir en'e faildir. Ama gizli yani görünümde yok. Eğer eneyi gözünde görebiliyorsan ene kağıtı bunda olduğu üzere ene nedir o zaman? Müptedadır. Sonuç burada geçen zamirler her zaman müptedadır demiyor. Öyle de anlaşılmasın yani. Eneyi az çok anlattık. Nahnu. Aynı şey bunun için de geçerli. En suru nen suru. Nen suru fiilimizler nefsim gayr. Faili ney? Gizli zamir. Nahnu. Bunun failidir. Ama gizli yani. Gizli zamir. Eğer sen Nahnu'yu gözünde görebiliyorsan o nedir? Mübtedadır. Mesela Nahnu katibune. Biz yazarlarız. Biz yazar olan kişileriz. Nahnu'yu gözünde görüyorsan ona fail diyemezsin. Asla. Nedir o? Mübtedadır. Ente. Fail olur. Nerede? Tensuru. Muzarif değil. Nefs, e, cim, müfret, müzeker, muhatap, tensuru. en orada faildir. Her zaman için en orada fail olur. Ama gizli zamir olarak. Dikkat et. Eğer enteyi sen gözünde görebiliyorsan mesela ente katibun örnek. Ente sen katibun bir yazarsın. Bir yazar da sensin ya. Yani. Diyorsa ente müpteda olur. Niye? Gözümle gördüğüm için. Göremiyorsan gizli olarak varsa faildir. Enti için de aynısı geçerli zaten. Entuma, entum, entunne, hüve, hüve çok yaygın olarak kullanılıyor. Hüve burada geçen hepsi aynı yani. Şimdi hüve nedir? Faildir. Nerede? Nasara yazar adam. Nasara. Nasara amran dersen mesela. Amran yaparsan. Amran dersen ne olur? Nasara yardım etti. Amran, Amr. Amra yardım etti. Kim? Hüve mesela o kişi. Ve burada gizli zamir fail yapabilirsin. Zorunlu değil tabii yani faili. Gizli zamir yapmak zorunda değilsin de gizli olarak olabilir. Eğer hüveyi görebiliyorsan. Bak deminden beri hep aynı şey anlatıyorum. Hepsi aynı şey. Hüveyi gözünde görüyorsan müptedadır. Hüve katibun. Hüve zekiyun fark etmez. Ve daribun. O bir öğrenci dir ve müpteda olur. Sonuç buradaki zamirleri gözünde görüyorsan onlar nedir? Müptedadır. Görmediğin halde varsa faildir. Ama varsa tabii ki. Hiç yok ortada. Durduk yerde. Burada var dermez zaten. Evet. E, bunlar hep öyle. Hünneye kadar öyle. Bitti. Nahvu örnek veriyor. Bu zamirler ezberlenmeli ama. Yani burada anlattığı bir şeyler geçti değil. Bu zamirler ezbere bilinmeli. Nahvu kavlike. Senin şu sözün gibi. Örnek veriyor. Ene kaimun. Ben ayaktayım. Ben kaimim. Ayaktayım. Ene burada fail olabilir mi? Yo. Ene'yi görebiliyorsan ona nasıl fail olsun? Görebiliyorsan kesin müpteda. Tamam mı? Ene müptedadır o zaman. Ene müptedaysa kaimde herhalde temyiz olmaz. O da haberdir. Bu şekilde çözebilirsin. Nahnu gördük. Bak şuradaki zamirlerden değil mi? Görebiliyorsun. Kesin müpteda. Düşünmene gerek yok. Peşine gelene de herhalde kânenin haberi demezsin yani. Müptedanın haberidir. Müptedayı buluyorsan peşine gelen haber. Tabi peşine gelen derken daha önceki derste anlattık ya. Yani. Müpteda haber arasına 10 satır da sığar. 10 cilt de sığar. Yani öyle bir müpteda yaparsın ki arada 10 cilt geçer. Sonunda gelir haberi. Bu da olabilir. Bunlar nadir milyonda bir Mübteda haber genelde peş peşe. Arada bir iki kelime olabilir. Çok uzağa gitmezler. Ve mavi o şey ki eşbehe benzedi der ki buna. Ve buna benzer başka örnekler de vardır diyor. Ve gulu. Ben de şarih olarak şöyle derim. Yani <laughs> kasimu el mübtedeu ila gısmeyni. Mübteda iki kısma ayrılır. Yani kasimu fil el mübtedeu fail bu defa. Yukarıda müpteda, müpteda idi. Burada müpteda lafzı fail olmuş. Müpteda iki kısma ayrılır. El evvelu zahirun ve sani el muzmeru. El evvelu el zahiru ve sani el muzmeru. Birincisi ismi zahir, ikincisi ise zamirdir. Yani sonuç müpteda ya ismi zahirdir ya da zamirdir. İsmi zahir zamirin zıttı. Yani zamir değildir sonuç olarak müpteda ya zamirdir ya da zamir değildir. Fakat şüphesiz ki sebeka geçmiş idi. Fi babil faili. Fail bahsinde. Buradaki bab bahis konu. Orada geçmişti. İyi de ne geçmişti? Tarifu kulli. Tarif kelimesi burada fail olmuştur. Sebeka fiilinin faili tarif kelimesi. Arada birkaç kelime var görüyorsunuz tarif kullin her birinin tarifi geçmiş idi. Neden olan her bir? Yani mina zahir ve muzmer. Zahir nedir? Muzmer nedir? Daha önce bunlardan her birinin tarifi geçmişti. Şimdi sen çıkıp zahir neydi, zamir neydi diye bir karmaşa yaşama diyor. Devamında Femisalül mübtede'i zahiri. Zahiri mübtedanın misali. Muhammed'ün Resulullah. Muhammed nedir? Resulullah, Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed kelimesi burada mübtedadır. Haber ne? Haber Resul kelimesi. Resulullahi komple haber değildir haber sadece rasuldür. Bu haber aynı zamanda muzaftır. Lafzatullah muzafın ilektir. Haber olan kelime aynı zamanda muzaf olabilir, mevsuf olabilir. Yani kendisine ait bir sıfat da olabilir. Sonuç bir kelime haber diye başka bir şey olamaz zannedilmesin. Hem haber, hem muzaf, hem haber, hem mevsuf olabilir. Muhammed mümteda rasul haberdir dedik. Peki Muhammed nasıl bir e, kelime? Zamir değil. Tamam. İsmi zahir olarak mümtedadır. Aişe tu Ayşe kimdir? Ümmül müminine müminlerin annesidir. Ayşe kelimesi mübtedadır. Üm kelimesi haberdir haber ümmül müminine değildir. Sadece üm um kelimesidir. Aişe tu gayr olduğu için tek ötreyle okuyorum. Aişe tun demiyorum. Muhammedun dedim ama bu gayr değil. Ümmü tek ötreyle okudum ama gayr değil. Niye tek ötreyle okudum? Çünkü muzaftır. Daha önce en az 3-5 defa kelimenin tenvin almasına mani olan şeylere değinmiş idik. El mübteda ı. Mübtede. öyle mübteda ki el mulmeru zamir olan mübteda nedir? 12 lafzan. 12 lafızdır. 12 tane lafızdır. Ney? Zamir olan mübteda. Yani 12 tane zamir çeşidi mübteda olarak kullanılabilir. Zaten yukarıda geçmişti. Bu yeni bir şey değil. Şimdi tek tek örnek veriyorum. El evvelu. Birincisi nedir? Ene. Ene lafzı. Ene zamiridir. Her zamir için şimdi ne yapıyor? Onları müpteda olarak kullanıyor. Ene. Ne içindir? Lel mütekellimi el er vahidi. Nefsi mütekellim vahde içindir. Nahve örnek. Ene ben neyim? Abdullahi Allah'ın kuluyum. Ene ne burada? Zamir. Aynı zamanda mübteda. Abd kelimesi haberdir. Ve aynı zamanda muzaftır. Lafzatullah da onun muzafı ilihi olmaktadır. Ene zamir fail olabilir mi? Yok olamaz. Nerede anladın? Gözümle görebildiğim bir zamir çünkü. Burada geçen zamirlerden hangi sorusu olsun görebiliyorsan onu o fail değildir. Demiştik değil mi? Fail görülmeyen bir şeydir manası çıkmasın burada. Öyle bir şey demiyorum. Öne nesaru derken Maziden bahsediyorum Nesara nesara nesaru derken Bak burada vav var ve bu faildir ve görebiliyorum Ben fail görülmeyen bir zamirdir demiyorum Buradaki zamirler için konuşuyorum ama Buradaki zamirleri görebiliyorsan bunlar fail değildir Fail asla gözükmez manası çıkmasın Nesarte nesarti nesartu Nasarna o zamirlerin hepsini görüyorsun hepsi fail. Konu değil yani. Buradaki zamirler gizli iseler failler. Aşikarsalar müptedalar. Bunu demek istedim. Evet. ene en için müptida dedik. Abdullah. Abd kelimesi haber dedik. Tamam. Ene kelimesi fail olabilir mi dedik. Olamaz dedik. Peki ene kelimesi belki haber nereden biliyorsun? Derse birisi. Şimdi bir kelimenin müpteda haber olup olmaması yine manayla alakalıdır. Kitap her ne kadar zamirdir veya zamir değildir dese de kesinlikle iş nerede bitiyor? Manada bitiyor. Ene lafzı belki haberdir mesela. Çıkıp diyebilir birisi. Haber mi değil niye? Manayla alakalı. Ene ben, bakın ene ben, benden haber veriyor abd kelimesi. Ben, e ben neyim? Abdullah, Allah'ın kuluyum. Abdullah adlı kişiyim veya bu apt kelimesi haber veriyor. Neden haber veriyor? İşte bundan. Bu kişinin ne olduğundan haber veriyor. Kendisinden haber verilene müpteda diyorsun. Haber veren kelimeye de, pardon, aynen evet, doğru derim değil mi? Kendisinden haber verilen kelimeye müpteda, o haberi bildiren kelimeye de haber diyoruz. Buna niye haber diyorsun? Çünkü haber veriyor. Ben neyim? İşte Allah'ın kuluyum. Ben neyim? Öğrenci. Ben neyim? Öğretmenim. Haber verdiği için. Devam edelim. Essan ikincisi. Nahnu zamiridir. Nahnu ne içindir? Lel mütekellimi. Mütekellim içindir. Konuşan kişi demek mütekellim. Biliyoruz. Nefsi mütekellim. Mali gayr. Konuşan kişi. Öyle konuşan kişi ki el müteaddili adetlenmiş birden fazla yani. Çok konuşan kişi. Çok konuşan deyince olmadı. Konuşan pek çok kişi diyelim. Veya hutta ne içindir? El vahidi. Tek kişi içindir nahnu zamiri. Nahnu zamiri tek kişi için olur mu? Kişi tek ama öyle tek ki bu. El muazzami. Nefsehu. Nefsini yüceltiyor. Biz biliriz. Yani biz anlarız o işte. Kimseniz tekim ama işte biz yani. Maksat kendini ücretmek. O tür kişiler vardır ya. Onun gibi. Nah örnek. Nahnu biz kaimun ayaktayız. Nahnu müpteda kaimuna haberdir. Nahnu aynı zamanda zamirdir. Zamirdir ve müptedadır. Esarisu 12 tane zamirin müpteda olarak kullanabileceği anlatılıyor idi. Üçüncü zamire geldi. Nedir? Ente. Ente sen demek. Erkek için kullanılıyor. İkinci şahıs. Ente ne içindir? El muhatab. Muhatap içindir. Muhatap karşındaki kişi demek. Öyle muhatap ki el müfredi tekil. Öyle tekil ki el müvekkiri eril. Eril. Erkek. Tekil. Tek kişi ve muhatap. ikinci şahıs. Nah örnek. Ente sen nesin? Fahimun anlayıcısın, anlayansın, anlayışlısın. Ente de fahim haber. Fehime yefhemu ismi failidir bu da. Ente de fahim haber. Er rabi'u enti bayana yönelik, kadına yönelik sen demektir. Lil muhaddabeti muhataba içindir. Yani ikinci şahs. El müfredeti yani tekil. El müenneseti yani müennes. Dişil. Nahve örnek. Enti sen mudiyetun etun itaat edici, sin Enti mübteda mutia onun haberi. El hamisu beşincisi nedir? Entuma siz ikiniz manasında. Lil muhada beyni iki muhatap içindir. Hangi iki muhatap nasıl yani? Müzekkerayni kana ev müenneseyni. Müzekker olsun, müennes olsun. İkil ve de muhatap içindir. İkil yani tesniye bu Müfret değil entuma. Peki eril mi müennes mi? Yani müennes mi müzekker mi? İkisi içinde kullanılır diyor. Muzekker aynı ka ana o demek. İster müzekker olsun, ister müennes olsun tesniye içindir demektir bu. bu. Aynı zamanda muhatap ikinci şahıs. Siz ikiniz demek yani. Nahv örnek. Entuma kaimani, entuma kaimetani. Birincisi, entuma kaimani, siz iki erkek ayaktasınız. Entuma kaimetani, siz iki kadın ayaktasınız manasına geliyor. Aradaki fark ne? İlk cümleye baktığımızda elifin sağında mim var. İkinci cümleye baktığımızda elifin sağında ne var? Ta var. Madem ta var o zaman bu nedir? Mühennestir. Es-sadisu. Altıncısı. Nedir? Entum zamiridir. Entum zamiri ne için kullanılır? Li cem'i zukuri. El muhadabine. Cem'i müzeker muhatap için kullanılır. Cem'i yani çoğul. Zukur yani müzekker. Muhadabin yani ikinci şahıs. Nahve örnek. Entum siz kaimun ayaktasınız entum mübteda kaimuna haberdir. Es-sabi'u yedincisi. Entunne zamiridir. Entunne ne için kullanılır? Li cem'il inasi el muhadabati. Cemi müennes muhataba için kullanılır. Sizler, siz kadınlar demektir. Nahve örnek. Entunne siz kadınlar nesiniz? Gaimatun ayaktasınız. En tünne gaymat onun haberi. En e, es-saminu sekizincisi nedir? Hüve. Hüve zamiridir. Hüve zamirini çok görürsünüz. Çok çıkar karşımıza. Hüve ne içindir? Lil müfredi. Müfred içindir. Tekil. El, el gaibi el müzekkeri. Gayiptir yani üçüncü şahıs. müzekerdir yani erildir. Nahve örnek. Bu ne nedir? Faimun. Faim kelimesini burada kullanmış. Faim feime, Manasını bilmiyorum aslında. Bakmak lazım ne demek. Ee, i̇fa edici demek belli gerçi değil mi? Durum belli. İfa edicidir, yapıcıdır, gerçekleştiricidir neyi? Bir vacibi, görevini, kendi görevini yapandır manasında. Mana anlaşıldı. Hüve mübteda faim onun haberi. Et tasi'u dokuzuncusu nedir? Şimdi kimi kitapta şu e, hüve faimun değil de hüve hadirun baskısı var. Hüve nedir? Hadirun gelicidir. Gelmiştir manası var. Burada faim diyor. Faim yapmak, ifa etmek. Neyi? Görevine. Görevini. Görevini ifa edicidir. Tasya dokuzuncusu nedir? Hiye'dir. Hiye ne içindir? Lil müfradeti müfret içindir. Başka el müenneseti müennes yani dişil içindir. El gaibeti gaibe yani üçüncü şahıs içindir. O diye çevirilir. Nah örnek. Hiyo nedir? Misafiratun, Müsafirdir. Misafir yolcu demek. Arapçada mimin zammesi ile yazılır. Nu mi değil, esreyle değil. Ama Türkçede misafir geldi denmez yani. Misafir geldi denir. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi tercüme kitaplara baktığımızda fıkıh kitabı örneğin ne diyelim? Nur İzah olabilir. İşte Multaka olabilir. Baktığımızda bu seferilik konusunda misafir diye yazarlar. Yani mim peşine yani M harfi peşine U veya Ü misafir. Türkçe'de misafir diyor misafir olması lazım. Çevir hatalar olabiliyor. Arapça'ya fazla kaptırıyorlar bazen. El aşiru onuncusu. Onuncu zamir. 12 On tane zamir müpteda olarak kullanılabilir demiştik. Onuncuya geldik. Nedir o? Hıma zamirdir. Hıma o ikisi manasına geliyor. O ikisi derken müzekker mi müennes mi? Her ikisi için de kullanılır. Şimdi onu anlatmaya başlayacak. Hümane içindir. lel müsenna tesniye içindir. Nasıl tesniye? Müzekker mi müennes mi? El gaibi. Üçüncü şahs evvela. Ne diyor? Mutlakan. Mutlak olarak. <laughs> mutlak ne demek? Kayıtsız demek. Şartsız. Yani şu demek. Müzekker içinde kullanılır. Müennes içinde kullanılır. Mutlak genel demek genel. Sadece şu değil yani. Zaten peşine gelen kelimeler de onu izah edici nitelikte. Mutlaka genel olarak kullanılır. <laughs> Müzekkaran kâne, müzeker olsun ev veya müennesen veya müennes olsun fark etmez. Hem müzekkere hem müennese kullanılıyor hıma zamiri. Nahve örnek. Hıma kaimani. Hıma O ikisi ayaktadır. O iki erkek ayaktadır huma kaimetani o iki kadın ayaktadır. Elif'in sağında ta var burada. Öyleyse burası müennestir. Kaimetani. Bir sonraki el hadiye aşara 11. 11. zamir hum zamiridir. O da li cem'i zukuri. Cem'i müzekker içindir. El gaibine. Cem'i müzekker gaib. Hüve <laughs> Zamir çekimi çok önemli. Henüz yani zamir çekimlerini genel olarak işlemedik. Bunlar izharda var. Kafiye de var. Zamir konusu orada inşallah daha detaylı böyle zamirler bölümlendirilmiş, ayrılmış ve çekimleri orada birebir ezber yapılmalı. Nahv örnek. cem zamir olan hum zamirinin mübteda olmasına örnek. Hum onlar hangi onlar? O erkekler yani. Kaimun ayaktadır dar. Hum mübteda kaimun haber. Aşara. .si. Es-sani aşara. On ikincisi. Es-sani saniye aşara. On ikincisi nedir? Hünne zamiridir. Hünne li cem'il inasi el gaybati. Cem'i müennes gaybe için kullanılan zamirdir. Nahv örnek. Hünne o kadınlar ayakta ayaktadırlar. Hünne müpteda. Ve idâ her ne zaman kâne olursa ne el müptedeu müpteda ne olursa an, zamir olursa. El müpteda kelimesi yine müpteda olarak kullanılmış. Dersek yanlış olur. Kânen ismi olarak kullanılmış değil mi? Zamir kânen haberi. Her ne zaman zamir müpteda olursa ya olduğu vakit fe bu durumda innehu şüphesiz ki o zamir layıkunu olamaz illa ancak olur ne oluyor layıkunu hüve burada gizli zamir hüve var layıkunu illa barizen layıkunu o zamir olamaz illa ancak o zamir olur ne olur barizen bariz olur Bariz kelimesi ne demek? Açık, aşikar. Bunun zıttı ne? Müstetir. Yani gizli. Bunun zıttı o. Bu kelimenin zıttı. La yukunu illa barizen ne demek? Bir zamir müpteda ise sen onu kesinlikle görürsün. Gizli zamirlerden müpteda olmaz demek. Şu an bu çizdiğim yer ne demek? Gizli zamirlerden müpteda olmaz. Bir zamir ise gözün yani görüyorsa, görürsün yani gözünde bir sıkıntı yoksa görürsün diyor. Zamir gizli olarak müpteda olmaz. Evet, o zamir barizdir, aşikardır, gizli zamir değildir. Başka? Ve münfesilen ve de münfasıldır. Münfasılın zıt ne? muttasıl. Münfasıl, ayrık demek. Ne demek istiyor? o gördüğün zamir mufasıldır yani ayrı bir zamirdir. Ne gibi kema ra'ite istersen de ra'iti de fark etmez senin de gördüğün gibi demektir. Ve bunu adeta özellikle seçmiştir ra'ite ra'iti kelimesini. Neden? Şimdi gözünde gördüğün kelimedir diyor bak bariz diyor ya. Ra'ite burada t'yi görüyorum ben. O zaman bu müpteda mıdır? Olmaz. Niye? Bak ikinci şart munfasıl da olması gerekiyor ya. Tezden bir munfasıl değil ki. Bitişik zamirdir. Hepsi de olmaz ondan. Barizen münfasılan. Bir zamir müpteda ise sen bil ki o zamir ne olmalı öncelikle? Aşikar olmalı. İkinci şart bitişik olmamalı. Aşikar olan ne bitişik olmayan her zamir müpteda mıdır? Öyle bir şey demiyor ama öyle de anlaşılmasın. Ne gibi? Mesela şunun gibi olmaz. İşte ke oradan örnek veriyoruz sürekli. İyake, nâbüdü. İyake zamiri bariz midir? Gözümle görüyorum. Mufasıl mıdır? Elbette. İyyâke zamiri peşine gelen nâbüdü fiiliyle bitişik değil ki. Hem bariz hem mufasıl. Öyleyse müpteda olsun. Olmaz. Nereden çıktı? Yani burada şunu demiyor. Her bariz olan ve mufasıl olan zamir müptedadır cümlesini kurmadı. Ama bir zamir müpteda olacaksa öncelikle bu iki şartı taşımalı. Onu söylüyor. Kema arayt senin de gördüğün gibi diyor. Çünkü bak mesela hum gaimune. Hum zamiri nedir? Mufasıldır, baristir. Hunne kaimatun. Hunne nedir? Hem mufasıldır hem baristir. Peki, müpteda konusu burada bitiyor. Anlaşılmayan bir nokta varsa sorabilirsiniz. Esasen haber konusu daha detaylı. Müpteda için ne dedi? Ya zamirdir ya da değildir. Müpteda için bunu söyleyebilirsin. Ya zamirdir ya da değildir. Haber için bunu söyleyebilir misin? Haber için bayağı bir şeyler söylemen lazım. Yoksa konu havada kalır. Detaylı çünkü. Eksamul haberi, Haberin kısımları. Haberin kısımları ne? Yani bu bahis odur veya hüve dersin. Hüve o nedir? Eksamül haberi. Veya hada dersin. Sonuç olarak burada mahzuf bir müpteda var. Eksam kelimesini haber yaparsın. Haber kelimesini de muzafın ile yaparsın. Çünkü senin haber yaptığın eksam kelimesi aynı zamanda muzaftır. Kısmın kısmı an eksam. Cemim keser. Başlayalım. Kale Musannif şöyle demişti. Kale dedi kim? Hüve o. Musannif hüve fail. Gizli zamir. Müpteda olur mu? Olmaz. Niye? Bariz olmalıydı öncelikle. Vel haberu haber nedir? Kısmani iki kısımdır. A. Haber kelimesi bu defa müpteda. Kısmani kelimesi haber. Peki müpteda haber arasında e, aranan bir uyum vardı mesela. O, baktığımda şu an onu göremiyorum. Hangi uyumu göremiyorum? Bir önceki videoda değinmiştik. Şu an dikkatinizi çekmesi gereken şey ne yani? Sayı değil mi? Adet olarak bir uyumsuzluk görüyorsun. Müfret tesniye cemi bakımından bir uyumsuzluk var. Haber kelimesi müfret. Kısmani kelimesi tesniyedir. Kısmın kısman. Bunlar nasıl müpteda haber olmuş? Hani müpteda haber arasında sayı olarak uyum aranıyor idi kitap ona değinmemişti. Biz değinmiştik değil mi? nasıl olmuş yani? Kısım kelimesi camit bir isimdir. Haber kelimesi de camittir. Fark et. O da o da camit de çok önemli değil. Sonuç olarak kelime camit camit olduğu için yani haberimiz camit olduğu için müpteda da burada camit. burada müfret tesniye cemi bakımından bir uyumluluk aranmaz. Öyle bir şart ortada yoktur. Peki haber iki kısımdır. Dedi değil mi? Nedir onlar? Müfredün haber ya müfrettir. Buradaki müfred kelimesinden kasıt ne? Birazdan anlatıyorum onu. Buradaki müfretten maksat tesniye ve ceminin zıttı değil. Yani tekillik manasında değil. Az sonra anlatacak zaten. Bir haber ya müfrettir ve diğer kısmı ne? Haber ya da nedir? Gayru müfredin ya da müfred değildir diyor. Tesniye cemi midir yani? Yok, hiç ilgisi yok. Aşağıda anlatacak onu. Şöyleyse el müfredi, müfret nedir? Nahbu, şunun gibidir. Zeydun, kaimun. Zeyd müpteda, kaim haber. Zeyd, e, nasıl bir müpteda? İsmi zahirdir, mulmer değildir. Kaim, nasıl bir haber? Müfret haber. Zaten müfret haberi örnek vermiş. Yani tesniye ve cemi değil diye algılamamak lazım ama. Onu kastetmiyor. Ne kastediyor? Aşağıda gelecek. El muradu bil müfredi huna. Burada anlatıyor zaten. Az sonra. Ve gayrul müfredi. müfredden başkasının misali ise. Misal demeyelim. Müfredin dışındaki haber ise neyedir? Erba'etu eşya'e. Dört şeydir. O zaman ne yaptı? Şöyle bir ayrım yaptı. Dedi ki haber. Şöyle bir haber yapayım. Haberin hepsini yazayım ya da. Haber. Bir müfreddir. 2 gayri müfrettir. Gayri müfredi ne yaptı ama? 2 hafta üst üste koyayım ben. Kendi içerisinde A, B, C ve D olarak ayırıyor. Madde 2 A, B, C, D olarak. Veya şöyle diyebilirsin. Gayri müfret oktar çizersin. 1 şudur. 2 bu. 3 bir kısmı daha varmış gayri müfredin. Ve üstelik dördüncü kısmı da varmış. Gayrimüfret kendi içerisinde dörde ayrılıyormuş yani. Erba'atü eşya dört şeydir gayrimüfret. Gayrimüfret kendi içerisinde dörde ayrılmıştır. Haber konusu burada gayet iyi bir şekilde anlatılıyor. Bu konu işlendikten sonra en az bir kere demedik iki kere tekrar ettikten sonra e, haber konusunu iyi derecede anlamış olacağınızı düşünüyorum. müfred daha sonra müfredin dışı tu eşya e. dört şeydir eşya e eşya i demiyorum fark ediyorsunuz artık 10 defa geçti bu dört şeydir müfredden başka olan bunlar nelerdir peki el carru car yani harfi cer vel mecrur mecrur yani harfi cerrin cer ettiği kelime başka ez zarfu zarf Zarflar da haber olabilir. Harfi cer ve mecrur haber olabilir. Bildiğin bir zarf haber olabilir. El fi'lu ma fa'ilihi. Fiil fa'iliyle birlikte cümle olarak haber olabilir. Biz bunu ara sıra değiniyorduk değil mi? Bir fiil görüyorduk. Diyorduk ki bu fiil şey fa'iliyle birlikte veya fa'il artı mef'ulüyle birlikte cümle olarak haber olur. İki görüş var demiştik. Birkaç defa dedik yani dikkat edin kesinlikle hatırlıyordur. Başka fa başka haber ne olabilir? El mübteda ma haberihi. Haberiyle beraber bir mübteda da haber olabilir. Mübteda tek başına haber olur dersek saçmalık olur. Bunu demiyoruz. Bir mübteda ki haberiyle birlikte bir isim cümlesi olarak haber olabilir diyoruz. Nasıl ki bir fiil tek başına haberdir desek çok saçma olur. Mümkün değil ama faili ile birlikte cümle olarak olabilir. Müptede de tek başına haber olamaz ama haberi ile birlikte isim cümlesi olarak olabilir. Ayrıntıları her birim birazdan gelecek. Birazdan veya bir sonraki video artık zamana, hızımıza bağlı. Nahvu kavlike senin şu sözün gibi dedik. Senin sözün gibi ne? Ya bu dört kısma örnek verecek değil mi? Müfredi örnek verdi zaten. Şimdi dört kısmı örnek vermeye başlıyorum. Zeydün fiddari. Zeydün zeyt nedir? Fiddari evdedir. Dar ev mi demek? Yurt demek yani. Yurtadır, bölgededir. Zeyt müpteda, fiddari haber. Nasıl haber? İşte car artı mecrur. Yukarıda dedi ya. Gayru'l müfredi eşya eşya'e dedi. Peşine ne yaptı? El carru vel mecrur dedi. İşte ona örnek getirdi. Peşine zarf demişti. Şimdi zarfa örnek gelecek. Buradaki dört maddeye sırayla örnek vermiş diyeyim ben. Fiddari haber. Nasıl haber? Car, mecur. Hangisi car? Harfi car. Hangisi mecur? Eddar. Zeydün indeke. Zeydün, zeyt indeke. Senin yanındadır. Zeyd müpteda. İnde haberdir. İnde haber. Nasıl haber? Zarf olarak haber. Zarf aynı zamanda muzaf tabi. Ç de onun Ve Zeydün Zeyd mümteda. Zeyd nedir? Kaimun ayaktadır. Zeyd'in bizzat kendisi mi ayakta? Ayakta olan Zeyd midir? Kendisi değildir. Kaimun ebuhu. Babası ayaktadır. Şimdi burada böyle örnek vermiş ama yanlış vermiş. Yanlış yazmış yani. Burada kaimun yazmamalı. Ne yazmalı? Kame. Kame geçmeli. Yazalım onu. Zeydünden sonra şu kaimun kelimesi yerine ne yazmalı? Kame yazmalı. Kaimun yerine ne yazmalı? Kame yazmalı. Niye? Şu anda el fi'lu ma'fa'ilihi maddesine örnek vermeye çalışıyor. Fiil yok ki yazdığı yerde. Yazıda yanlış var. Kam yazacak gibi bir fiil olsun. Peki Zeyd Mümteda kame fiil. Bu fiilin faili ne? Ebu kelimesi. Ebu aynı zamanda fail dedi ki kame'nin faili. Aynı zamanda muzaf. Hı onun muzafı lehi. Zeyd Mümteda Kavme fiil. Ebu onun faili. Zeyt mübteda kâme fiil ebu fail. Peki bu mübtedanın haberi nerede? Haberi kâme artı ebu yani fiil fail birlikte cümle olarak haberdir. Cümle olarak. Sadece kameye haber dersen çok saçma olur. Mümkün değil. Ebu haber olsun o da mümkün değil. Hu haber olmaz. Burada haber ne? Fiil fail ile birlikte. Yani kâme ebu cümle olarak bütün olarak haberdir. Diviz değeri z zeyt z yani z şunun manasını verelim bir. Zeydün, zeyt nedir? K ayaktadır? Z kendisi mi ayakta? K Ebu'hu, onun babası ayakta? Babası ayakta olan kişidir z. Zeyd. Peki z diğer örnek z nedir? Cariyetu tuhu onun cariyesi zahibetun gidicidir. Z burada müpteda. Cariyetu kelimesi ikinci müpteda. Zahibe kelimesi haber. Tekrar ederim. Zeyt müpteda. Cariye o da müpteda. Zahibe haber. Peki zahibe neyin haberi? Birinci müpteda mı? ikinci müpteda mı? İkinci müptedanın haberidir. Yani zahibe kelimesi cariye kelimesinin haberidir. Zahibetun haberdir. Neyin haberi? Cariye kelimesi. Peki zeyt müpteda ya bunun haberi nerede? Zeyd'in haberi ise cariyetuhu zahibetun bir bütün olarak isim cümlesi olarak haberdir. Nasıl bir haber? İsim cümlesi olarak. Yani el müptedu ma haberi. Yani bu haber neden oluşuyor? Müpteda ve haberden oluşuyor. Ayrıntıları zaten şimdi şerhte göreceğiz buraya kadar okuduğumuz yer ana metinde zaten okumuştuk. Ve gulu ben de şöyle derim. Şari başlıyor. Yen kasimu ayrılır. El haberu haber ila kısmeyin. İki kısma ayrılır. El evri birincisi nedir haberin ilk kısmı? Haberun, müfredün, müfret haberdir. El evvel müftede haber kelimesi haber bu arada. Haber lafzı haber olmuş burada. Müfret lafzı da haber lafzının sıfatı. Yani burada haber kelimesi ney? Mevsuf. Ve sani ikincisi, neyin ikincisi? Haber ikiye ayrılır demişti. İşte ikincisi o. Es-sani kelimesi bu arada müpteda. es -sani yu astı değil mi? Takdir-i merfu. Haber kelimesi yine haber. Burada. Es-sani ikincisi nedir? Haberun haberdir. Nasıl bir haberdir? Gayrı müfredin. Müfred değildir. Sonuç haber ya müfrettir ya da değildir. Haber ikiye ayrılır. Bir müfret, iki de gayrı müfret. Gayr başka demek. Dışında. Müfretten başkası yani. Daha Türkçe söylersek haber müfrettir veya müfret değildir. Müfretten maksat ne? Şimdi onu anlatacak. El muradu maksat kastedilen şey ne ile? Bir müfredi müfret ile kastedilen şey nerede peki? Huna burada. Müfret her zaman bu manaya gelir demiyor. Burada kastedilen şey şudur. Gördüğün her müfredi buradaki manayı verme yani. Müfret müfret mi Adet olarak da müfret var ama buradaki müfret o değil, başka bir müfret. Nedir peki? Buradaki müfretten maksat nedir? Ma o şeydir ki le ise olmadı. Ne olmadı? Cümleten, cümle olmadı. Cümle değildir ya yani. Cümle olmayana müfret denir. Ve daha la şebihen benzeyici de olmadı. Neye? Bir cümleti cümleye cümle değil, cümle benzeri de değil. Ha, sen ona o zaman müfret de. Müfret nedir? Cümle olmayıp ve aynı zamanda cümleye de benzemeyen şey. Hem cümle değil hem de cümleye benzemiyorsa ona müfret dersin. O zaman müfretin iki şartı var. Bir, cümle olmamak. iki cümle benzeri olmamak. Cümle de değilse, cümle benzeri de değilse ona ne denir o zaman? Müfret denir. Nahvu örnek. Kaimun lafzı gibi. Hangi kaimun lafzı? Min kavrike. Senin sözünden alınmış olan kaim. Muhammedun kaimun. Muhammed müpteda. Kaim haber. Muhammed nasıl müpteda? İsmi zahir. Kaim nasıl haber? Müfret. Tesniye ve cemi değil yani. Yok o değil. Kast edilen şey ne? Kaim lafzı bir defa cümle değil. Cümle benzeri de değil. Peki cümle değil, cümle benzeri değil. Ne demek bunlar yani? Birazdan gelecek o. Cümleden maksat ne? Cümle benzeri ne? Onlar da anlatılıyor burada. Burada gizli bir şey yok yani. Hepsi aşikar ortaya çıkacak. Sadece hemen değil okunca çıkacak. Gayrul müfredi. Müfretten başkası nedir? Nev'ani iki nevidir. Bunlar nedir? Cümletun Gayrül müfret. Müfret nedir? Neva'en ikiye ayrılır. Bir tanesi cümletün. Cümledir. Ve diğeri nedir? Şibhu cümletin. Şibhu cümletin. Şibhu cümle yani şibih cümle. Daha çok Türkçe'de nasıl söylenir bu? Şibih cümle. Şibih benzer demek. Şibih. Şebihe. Benzedi. Şibih. Benzeyen. Bir cümle iki, şibih cümle. Şibih cümleden maksat cümle benzeri. Cümle benzeri. Şimdi cümle nedir anlatacak. Daha sonra cümle benzeri nedir onu da anlatacak. Ve ben diyeceğim ki size cümlenin ne olduğunu anladın mı? Evet. Cümle benzeri nedir anladın mı? Evet. Ha, bunun dışına da müfret de. Bitti. Şimdi devam ediyor. Ne diyor? El cümletü cümle Arapçada genel olarak cümleler nev'ani iki nevidir. Cümle iki şeydir. İlk defa duymadığınız bir şey muhtemelen. Cümletun ismiyetun ve cümletun fiiliyetun. Cümle ya isim cümlesi ya da fiil cümlesidir. El cümle kelimesi mübteda nev'ani haber. Nifret tesneyeceğimi uyumu yok yine bu müpteda haber arasında. Fark ediyorsunuz değil mi? Cümletün ismiyetün ve cümletün fiyaniyetün. Arapçada genel olarak cümleler ya isim cümlesi ya da fiil cümlesi olarak bilinir. Peki, fel cümletül ismiyetün. İsim cümlesi nedir? Ma o şeydir ki Mağuş şeydir ki teellefe oluştu. Neden oluştu? Min mübtedeyin ve haberi. Mübteda ve haberden. Mübteda ve haberden oluşan yapıya isim cümlesi denir. Nahb örnek. Ebuhu Kerimun. Ebuhu onun babası nedir? Kerimun cömerttir. Kerim cömert değerli manalarına geliyorum. Ebu mübteda ve muzaftır. Hu onur muzaftın ilahi. Kerim haber. Ebu bu defa fail değil tabi. Dikkatinizi çekti değil mi? Ebu, eba, ebi, ehu, eha, ehi. Çok çıktı karşımıza. Merfu, mübteda, kerim haberi. Mübteda ve haber var burada. Tamam sen nerede mübteda ve haber görürsen ona direkt burası isim cümlesi demelisin. Her nerede mübteda haber gördüysen ona ne diyebilirsin? Burası isim cümlesidir. De. Min kavrike senin sözünden anlan Ebu Kerim'undan bahsediyoruz. Bunu biz gidip bir Nasrettin Hoca hikayesinden almadık diyor. Peki hangi cümlesinden alınmış kişinin? Min kavrike. Muhammed'in. Muhammed kimdir? Ebu Kerim'un babası değerli olandır. Şimdi burada güzel bir tahlil işi var. Muhammed kelimesi ne burada? Müpteda. Ebu kelimesi ne? E o da müpteda. Kerim kelimesi haber. Kerim neyin haberi? Ebu kelimesinin haberi. Kerim neyin haberi? Ebu kelimesinin haberi. Tamam bunlar müpteda habermiş. Net. Muhammed müpteda idi. Onun haberi nerede? Onun da haberi Ebu Kerim'un cümle olarak haberdir ne cümlesi bu isim cümlesi belki fiil cümlesi ortada fiil yok nasıl fiil cümlesi olsun demek ki isim cümlesi fiil yoksa kesin isim cümlesi midir yok öyle dalgalanmaması lazım e nerede anladın peki isim cümlesi olduğunu müpteda ve haberden oluşan her yapı isim cümlesidir diye iki dakika anca olmuştur söylemiştik sonuçta Muhammed isim müptedadır şunu söylemek istiyorum Eskiden gayrimusariftir değildir, hani tespit etmekte biraz sıkıntı olabiliyordu. Gayrimusariftir demek yeterliydi avami seviyesinde. Tufet Hüseyin'i okuduktan sonra ne dedik? Bir kelimeye gayrimusariftir demek yeterli değil artık. Artık bu kelime neden gayrimusariftir? Bunun da izahını yapabiliyor olmanız lazım demiştik değil mi? Çünkü bir kelimeyi gayrimun şeyleri işledik. Şimdi aynı şekilde şu ana kadar müpteda haber az çok belki tespit ediyorduk veya edemiyorduk. Ama artık müpteda haber bulduğunda o haber nasıl haber, hangi çeşidi onu da izah etme vakti geldi. Gördüğümüz bir habere haber deyip geçmeyeceğiz artık. Haberin hangi kısmı? İşte burada Muhammed kelimesi müpteda haberi ney? Ebu Kerim'un nasıl bir haber? İsim cümlesi olarak haber. Peki Ebu Mübteda, Ebu'nun haberi nasıl? Kerim yani onun haberi nasıl bir haber? Müfret haber. Nereden anladın? E, kerim cümlesi çünkü cümle değil. Belki cümledir. Yani cümle ikiye dedi. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Kerim isim cümlesi olamaz. Nereden biliyorsun? E, kerim tek kelime. Tek kelime hem müpteda ve aynı zamanda da haber olamaz ki. Müpteda haberden bahsedebilmek için en az iki kelime lazım. Biri müpteda, biri haber olsun diye. E, kerim belki fiil cümlesidir. Kerim fiil değil ki fiil cümlesi olsun. Fiil cümlesinden bahsedebilmek için en azından bir tane fiil olmalı. Dersin ki faili gizlidir. Olur mesela unsur yazsan şuraya unsur fiil cümlesidir. Baktığında tek fiili görüyorsun ama gizli zamir fail var. Onda ente fail ile birlikte fiil cümlesi olur. Doğrudur. Şimdi bayağı bir detaylara giriyorum ama inşallah en sonunda toparlayacağız. Buradaki en sondan maksat bu videonun sonu değil ama haber konusunun sonunda toparlanacak konu. Şu anda detaylı sağa sola biraz kaydıra kaydıra anlatmaya çalışıyorum anlaşılacağını düşünüyorum. Yani haber konusu sizin kafanızı karıştırmasın, gözünüzü korkutmasın. Çok değerli bir konu. Bin defa karşılaşacağınız bir konu. Bazen diyoruz yani bu konu karşınıza milyonda bir çıkar. Şimdi ne diyoruz? Bin defa çıkar diyorum. O yüzden çok önemsemek gerekiyor bu konuyu. Ne dedik? Müfretten maksat nedir? Cümle değil dedi. Cümle olmayan. Cümle ne ki cümle olmayanı bileyim? Cümlenin ne olduğunu söyledi işte. Ne dedi? Cümle dedi. İkiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsim cümlesi nedir? Müpteda ve haberden oluşan yapıya isim cümlesi denir. Fiil cümlesi nedir? Fiil artı faildir. Bitti. Cümle olmayan dedi ya müfret için. Cümlenin ne olduğunu bilirsen cümle olmayana müfret rahat rahat dersin. Ama bir de ne vardı? Şebihen bir cümle. Cümle benzeri olan bir şey var. O cümle benzerini de bilmek lazım ki cümle benzeri olmama şartını da iyi anlayalım. Böylece gördüğümüz habere müfret mi değil mi tam bir karar verebilirim. Şebihen bir cümleyi bu akşam okuyamadık anlaşılan. Başka bir zaman okuyacağız. Ne kadar zaman sonra? Şurada. Uzakta değil. 3-4 satır aşağıda. Ben hemen söyleyeyim yani kafasında soru işareti olan varsa diye biraz netleşsin diye. Okuması yarına kalacak ama az çok bir netleşsin diye söyleyeyim. Harfi cer ve mecrur. Madde 1 bu. Madde 2 zarf. Şibih cümle nedir? 1 harfi cer ve mecur. 2. Zarf. Bunlara şibih cümle denir. O zaman şunu söyleyelim. Müfret ne demek? En azından bu soruyu e, cevaplayarak konuyu tamamlayacağım. Yarın akşam inşallah fiil cümlesinden başlayacağız. Fiil cümlesine kadar geldik. Ama müfredin ne olduğunu anlayarak tamamlayalım. Bir habere müfret haber diyebilmek için ne lazım? Bir habere müfret haber diyebilmek için bir iki şey lazım. Onu yazalım. Müfret haber nedir? Bir, bulduğun senin o haber evvela cümle olmamalıdır. Ki ondan maksat da ne? ve fiil cümlesi olmamalı cümle olmamalıdır. Yani isim ve fiil cümlesi olmasın. Başka ikinci şart ne? İkinci şart şibi cümle olmamalıdır. Yani şibi cümle nedir? Bir. Car artı mecrur. İki. Zarf. İşte bu şekilde olmayan, şu an gördüğümüz şekilde olmayan habere ne denir? Müfret haberdir. Müfret haber olmanın şartı neymiş yani? Müfret haber olmanın şartı evvela senin o haberin isim cümlesi değil, fiil cümlesi de değil, harfi cer ve mecrur da değil, zarf da değil. İşte bu koda şey değil 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 öyle bir haber bulursan sen ona müfret haber dersin. Müfret haber olmak demek ki ne demekmiş? Senin bulduğuna haber dediğin o yer var ya. İsim cümlesi değil, fiil cümlesi değil, harfi cer ve mecrur değil, zarf da değil. Demek ki müfret haber. İsim cümlesinden maksat ne? Müptelâ haber. Fiil cümlesinden maksat ne? Fiil ve fail. car ve mecrur ne? Harfi cer ve mecrur. Zarf ne demek? Bir sürü zarf var. Mekan zarfı var, zaman zarfı var. İşte öyle bir zarf da değilse o zaman müfret haber olur. Müfret haber tesniye ve cemiyenin zıttı olarak algılanmamalıdır. Yani çok bunu iyi derecede anlayalım yani. Tesniye veya cemiyede ise müfret haberdir. Bunu demiyoruz. Asla bu değil. Zaten örnekleri her birinin verildi. Bunu böyle biraz daha netleştirmek için yazdım buraya. Konuya kesinlikle bir defa bakın. Yarınki dersten önce mutlaka bir kere Artık kitaptan mı bakarsınız, videodan mı bakarsınız? Yarınki derse gelmeden önce en az bir kere tekrar ederek gelin ki karmaşa olmasın. Evet şimdi dersi burada bırakıyoruz. Nerede bırakıyoruz? Fiil cümlesi ismi dedik. Şimdi fiil cümlesi. Fiil cümlesi nedir? Fiil fail veya naibu fail veya fiil fail meful. Farklı görüşler var. Burada kaldık. Haber konusu biraz daha devam ediyor. Haber konusu önemse, önemsediğim bir konu. Ben önem, önemsiyorum bunu. Yani Kitapta kitabın anlattığı kadar okuyup geçmeyeceğiz. Çünkü dikkat ediyorsanız ibare okurken ara sıra şu müptedadır bu haberdir değiniyorum zaten. Niye? Çok karşınıza çıkacak bir konu. Bin defa çıkacak. Sık sık Okuduğum ibadelerde şurası müpteda, burası haber diyorum. Konu iyice otursun diye. Ve demeye devam edeceğim zaten. Şurası müptedadır, burası haberdir diye. Anlaşılmayan bir nokta varsa kesinlikle sormalısınız. Konuyu burada tamamlıyoruz. İnşallah yarın akşam buradan devam ederiz.